Ölüm tehditleri havada uçuşuyor. TR1.com.tr'nin haberi, Millet İttifakı'ndaki siyasetçilere ölüm tehditleri yağıyor. Adeta bakalım haberin detayı neymiş? Cumhur İttifakı'ndan muhalif isimlere yönelik ölüm tehditlerinin ardı arkası kesilmiyor. İktidar kanadı tarafından Özgür Özel'den Canan Kaftancıoğlu'na, Barış Atay'dan Fatih Altaylı'ya kadar birçok isim ölüm tehdidi aldı. Yerel seçimlerden bu yana güç kaybına uğrayan Saray İttifakı, hedef göstermenin ötesine geçerek muhalif isimlere alanen ölüm tehdidinde bulunuyor. Özgür Özel'e mezar tehdidi. Eski AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Özgür Özel'i kastederek isim vermeden mezar tehdidinde bulundu. Enç, Özel'in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından mezarı ima ederek "biz size 2 metrekareli yer açarız" ifadelerini kullandı. AKP'li Şen Ocak'tan Kaftancıoğlu'na, "Boğaz bu mevsimde serin, yazın derindir." AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu AKP'ye yönelik açıklamalarının ardından "haberin olsun, Boğaz bu mevsimde serin, yazın da derindir" sözleriyle tehdit etti. Bayram Şen Ocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP il başkanı genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun, Boğaz bu mevsim serin, yazında derindir." MHP'li Cemal Enginyurt'tan Fatih Altaylı'ya, "senin için iyi olmaz." MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da Habertürk yazarı Fatih Altaylı için "inanç vergisi alınsın" yazısı sonrası, "Fatih Altaylı denen zavallı gördüğüm ilk yerde düşman muamelesi göreceksin" ifadesini kullandı. Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Enginyurt, "Altaylı'nın inanç vergisi alınsın" başlıklı yazısına atıfta bulunarak, "Fatih Altaylı yarınki yazında cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde senin için hoş olmaz" dedi. Disk yöneticileri ve Barış Atay'a ölüm tehdidi. Kocaeli'nde bir muhtarsa 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Taksim Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen Disk yöneticileri ve TİP milletvekili Barış Atay'ı ölümle tehdit etti. "Ben yetkili olacağım, anında vur emri" diyen muhtar, "devleti saymayan ölümü hak ediyordur" ifadelerini kullandı. Muhtardan Barış Atay ve Arzu Çerkezoğlu'na ölüm tehdidi. Magazinci Hakan Ural Disk başkanını hedef aldı. Magazin yorumcusu Hakan Ural, 1 Mayıs anması için Taksim'e çıkmak isteyen Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Disk yöneticilerini provokasyon yapmakla suçladı. Ural, canlı yayında Disk ve Çerkezoğlu'nu hedef gösterdi. Hakan Ural, sokağa çıkma yasağına rağmen sendikacıların Taksim meydanına çıkmak istemesini provokasyon olarak değerlendirdi ve "son bir aydır bir kırpışma, bir garabetler var. Anlayamadığımız bir provokasyonlar, aklı şeytanlığa çalışan bir takım eleştirel haberler. Neyin peşinde anlamadım" dedi. Magazinci Hakan Ural, gözaltına alınan Disk başkanını hedef aldı. Hilal Kaplan'ın hedefinde ise Özgür Demirtaş vardı. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Doktor Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada sosyal medya trollerine tepki göstererek "gün gelecek bu paralı troller kaçacak, delik arayacak" demişti. Hilal Kaplan Sabancı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sabancı Üniversitesi yönetimi "akademisyeniniz trollüğünün hasını yapıp burada kendince guyetin kuruyor. Söyleyin aklını başına toplasın" dedi. Tehditlerin sonu gelmedi.
Evet değerli izleyiciler, Millet İttifakı siyasilerine, sosyalistlere, demokratlara tehditler üstüne tehditler geliyor. Bunların çoğu ölüm tehdidi. Korkutarak, sindirerek susturabileceklerini mi sanıyorlar? Demokratik sınırların dışına çıkarak ne yapmaya çalışıyorlar? Değerli izleyiciler, Tele1.com.tr'nin Ölüm Tehditleri Havada Uçuşuyor isimli haberini sizlere Barış Miner Haber kanalında sunduk. Eğer bu yayınların devam etmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir başka yayında yeniden görüşeceğiz ve son dakika haberlerini paylaşacağız ve yorumlamaya devam edeceğiz. Demokratik sınırlar içerisinde ifade özgürlüğü sınırları içerisinde tartışma olabilir, görüş ayrılığı olabilir. Ama siz demokrasiyi savunan ya da sizden farklı şeyler savunan, sizde farklı düşünmeyen insanlara böylesi ölüm tehditleri savuruyorsanız siz demokrasiden nasibinizi almamışsınız o zaman. Değerli izleyiciler, yeniden görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diliyorum. Hoşça kalın. Demokrasiyle kalın. Atatürk'le kalın.